Evet canlar, bakın burası ne kadar güzel oldu. Şöylece bayağı bir otlarından arındırdık. Çapaladı Gürhan o makineyle. Çok güzel oldu. Şimdi ben buraya şu domatesleri dikeceğim. Bunları kendim yetiştirdim tohumdan. Bakın ne diyor. Leziz tarla domatesi diyor. Domat yazmışım bir de. Bunları dikeceğim. Tabii 60'ar santim ara vermek lazım. O yüzden çok fazla dikemeyeceğiz bunlardan ama olabildiğince ekelim. Bunlar yer domatesi diye tahmin ediyorum. Tarladan aldık. Tarla domatesi çünkü. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Serhat abi koyunları kırptı. Lan ne var? Koşa koşa geliyorlar üstüme. Şimdi de diyorlar. Serhat abi seranın içini çapalıyor. Çapalama makinesiyle. Ne lan? Ağıt yakıyor resmen. Diye bir saat. Aha da. Oo, makineye gel. Oo. Oh, 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 oh. İçerisi var ya acayip derecede egzoz dumanı olmuş. Öyle. Üf hem de çok sıcak. İçerisi. Üf. Duman olmuş içeri ya. Nasıl nefes alıyor? Bir de sıcak. Abo. Ay, düşürsünüz beni. Ay çok tatlılar ya. Koyun koyuna yatıyorlar. Ay beni düşürdü. Beni bir itti düşürdü. Şunlar da öyle yatıyor. Ah, hava da güzel bugün. Ah. Ne yiyor orada? O ne? Fideli. Fidanları mı yedi? Ne yedi? Zeytin fidanları mı? Yok ya. Ya ne?
şeftali bu da. Ha, şeftali mi ektiniz? Aa, iyi olmuş. Da yiyor. Git. Şuraya bir tane çubukla şunu. Koca herifine ben uğraştıracağım. Ne yapıyorsun baba? Şu çuvalda ne var? Talaş, dur onu alayım ben. Sırayı bellettireceğim abine. Videoya söyle, ben biliyorum ne yaptığını. Sana selamun büyük abi. Ne yapıyorum? Boş durmuyorum, boşa çalışıyorum. Bak ne yapıyorum? Yerleri suluyorum serinlesin diye. Yalnız ailece yanıyor. Şu şeyi zeytinin saksısına koyalım kumu. Bak şimdi güzelim. Nereye koyarsan koy, alalım onu hemen şeye, el arabasına dolduralım. Şimdi burada dereden kum aldı, getirdi şey Mehmet Bey. Ondan sonra döktük yola, yoldan da Mehmet buraya taşıdı sağ olsun. O da askerde, hayırlı tezkereler dileyelim ona da. Ondan sonra geldi buraya yığdı. Ben de dedim buradan alır atarız. Annen de rahmetli, o da öyle diyordu. Ondan atmamışlar. Sonra da atamadık da satamadık da. Şimdi burası bura böyle tümsek kaldı. Burası çukur kaldı. Yağmur geliyor burada dolu yanıyor. Biz de buraya atıyoruz havuz şeyi. Kayıkları biniyoruz, açılıyoruz. İşte dur, buraya su birikmesin evin temeline doğru. Şey rutubet yapmasın diye. Şimdi burayı tesviyeleyeceğiz. Buradaki kimseyi alacağız. Buraya aktarırız. Orayı çökertiriz. Kaşık çıktı. Kaşık çıktı. Ölmeden evvel bize uğradıydı. Kaşığını burada onu. He. Hamur etti, hamur. Birazını doldurdum. Şuralara koyacağım. Harika alet ya vallahi. Evet arkadaşlar, şimdi coştuk. Şurası o kadar güzel oldu ki helva gibi ekesim geldi burayı. Şuraya şöyle bir bahçe daha yapalım dedik. Şu taşları toplayalım güzelce. Yer yok çünkü yeterince daha büyük ekim alanı oluşturalım diye. Coştum vallahi, bilmiyorum hangi birinin otuna yetişeceğim. Hangi birinin şeyine yetişeceğim bilmesem de yapacağız bakalım. Şöyle suyu saldık. Saldım çayıra. Bura bir güzelce şey olsun ki. Çok sert çünkü şu anda toprak. Islansın. Ondan sonra ekelim.
Evet, bu arada fayanslarımız geldi. İkinci tuvalet banyoyu yaptıracağız şeye. Evimize. Yetmiyor çünkü, yeterli olmuyor. 3 kişiyken bile bize yetmiyor. Hem banyolar, tuvaletler yenilenmiş olacak, hem de ikinci olmuş olacak. Bakalım nasıl olacak. Bir şeyler seçtik. Köylü desenli, eskitme desenli. Haydi bakalım. Bahçe yok, yer yok. Al sana yer. Burada bahçemiz var, yer yok. Al sana yer. Biz nereyi istiyor? Sınır. Nasıl? Buraya tahtayı koy, o üstü beyaz tahta ne? Şunu getir, şu çubuğu. Koy sınırını şimdi. Şey işte şu. Şöyle koy, ona göre çektireceğiz. Ha. Nerede bitireceksin? Şurayı, boyunu. Buraya kadar eteriz. Ha, böyle. Ha. Ha. O zaman elle mi et lazım? Ama işte bir olması lazımsa orada bak, koş. Koş orada. Herhalde faydası olur biraz ya. Gel. Şuraya kadar doğsa şöyle işte seda ekeceğim diyor. O zaman da çadıra şey yapar. Bunun şimdi de şu şeyleri kaldırıyoruz ortalıktan. Buralar, bu yakılacak şeyleri, çalı çırpıyı, yaprak falan, böyle küçük odunlar, işte mangallık, yok ne bileyim işte bilmem nelik, böyle buraya yığmıştık. Şimdi arkaya götürüyoruz, çok çirkin duruyor çünkü burada bunlar. Evet, şimdi Gürhan'la birlikte tesviye yaptık şeyi,
Şuralar biraz fazla yaş. Orayı bekleyeceğim. Buralar çok güzel, tam kıvamında. Şimdi basılacak yerleri ve ekilecek yerleri belirlemek için çubuklar saplayacağım. Belirledim bahçenin sınırını. Buraya bahçe yapmak vallahi hiç aklımızda yoktu. Arada bir düşünüyorduk ama neyse diyorduk. Yeter diyorduk. Başka bir amaçla burayı çapalattırıp bahçeye çevirdik. Öyle değişik bir şey oldu. Ama iyi oldu. Kocaman yer açıldı bana. Biliyorsunuz bazı bitkiler çok geniş aralık gerektiriyor çünkü. Mesela patlıcan 60'ar santim aralıkla dikiliyor. Domates, daha çeri domatesler var. Ekilecek çok şey var. Mısır, ondan sonra fasulye, bir sürü şey ekeceğim. Çok iyi oldu böyle bir yerin açılması. Şimdi ekilecek yerleri de belirledim. Artık şuraya yaptığım gibi işte talaşla yürüme yolu yapacağım. Ekim yerlerini belirleyeceğim. O şekilde güzel olacak inşallah. Akşam oldu. Ot yoldum bir sürü. Bahçe yaptık, ettik. Şimdi madem o kadar yer açıldı artık domateslerimin hepsini ekebilirim. Domates gibi malın olsun. İnşallah bol sebze alırız. Geçen gün Gürhan'la belirlediğimiz yere domatesleri ekmeye karar verdim. Haydi başlayalım. İşte görüyorsunuz. Bunlar tohumdan yetiştirdiğim fideler. Şuraya şey ekeceğim, domates. Aralara yürüme mesafesi de koymam lazım. Çok iyi ayar yapmam lazım. Şu diplere de mısır ekmiştim. Hadi bakalım. Zeytinlerle ilgileneceğim mi? Neylerle? Zeytinlerle. İşte yer belirleyelim de. Hiç belli olmuyor normalde. O yüzden çubukla ektiğim yerleri belirledim. Çünkü basabiliriz. Buraya pek girmiyoruz gerçi ama bir bilgi vereyim isterseniz. Domates 2 haftada bir çapa ister. Ayrıca yani boğaz doldurma ister. Çiçek açana kadar da hiç su istemez. Ama tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Çok yapraklarının bayıldığını görürseniz yine su verebilirsiniz. Onun dışında bugün şu bahçeyi yaptık biliyorsunuz. Şimdi az önce sulama yaptım. Su isteyen yerlere su verdim. Şuraları suladım. Buraları yolacağım yarın. Olabildiğince ağaç diplerini yolmaya çalışıyorum. Ağaç diplerini yolup koyunlara veriyorum. Şunu yoldum mesela. Şöyle uzayanlar var. Görüyorsunuz. Sonra işte şuraları yolacağım. Daha buranın dibinde bir sürü ot var. Onları yolacağız. Buralar ekilecek. Ne ekeceğimi planlamaya çalışıyorum. Bu bahçeyi yaptık güzelce. Bugün bayağı çok iş yaptık yine. Çok seviyorum. Bahar geldiğinde yaz için hazırlık yapıyoruz. Yeni sebzeler ekmek, onları hasat etmek muhteşem bir duygu. İnşallah sizin de istiyorsanız sizin de olsun. Bakın bezelyelerimi göstereyim size. Gözüm takıldı şimdi. Şunda talaş var. Bunu kullanacağım. Tıpkı diğerleri gibi sereceğim. Bezelyelerim çiçek dolu maşallah. Ve bir sürü bezelyem var. Bir sürü. Yarın bir hasat videosu gelir bu sefer kesin.
Bak şurada bir sürü bezelyeler ve de muhteşem çiçekleri arkadaşlar ya. Bayılıyorum ya şu bezelyeye. Hastasıyız dede. Evet, bu sefer daha çok ektim. Daha bir sürü ektim. Daha o tarafta da var biliyorsunuz. Çünkü bezelyeyi böyle bu şekilde yeşil olarak toplayıp kavuruyorum. Çok lezzetli oluyor. Sarımsakla falan zeytinyağında kavuruyorum. Hiçbir şey koymuyorum. Ne kıyma, ne salça, ne yumurta. Öylece kavurup yiyorum. Muhteşem oluyor. Evet. Bahçemizi bir de bu açıdan görün. Bakın şöyle L şeklinde bir bahçe yaptık buraya ekstradan. Şu arada yürüme yolu olacak. Buraya bir yine şuraya yaptığım gibi yürüme yolu talaş sereceğim. Ot çıkmasın diye. Şey sereceğim. Nedir onun adı? Karton sereceğim. Talaş sereceğim. Ve işte bugünü de bitirdik. Görüyorsunuz. Gölgeler uzadı. Demek ki gün bitiyor. Haydi bir değişiklik olsun. Bu videoya giriş yapamadım ama bari bir video sonu yapayım. Video sonunu da ben yapayım. Öyleyse otları biçtim dar geldi huriye. Otları biçtim dar geldi huriye diyerekten sizin de kulağınızda bu şarkı olsun. Bunu söyleyin. Videodan sonra bir dahaki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Reklamları izleyin. Bana para kazandırın. Videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Ay, çamurlu ayaklarımla buraya bastım. Şimdi ben yemek yapacağım. Ondan sonra yiyeceğiz. Aç karnımızı doyuralım değil mi? Akşam dinlenme zamanına geçelim artık. Biz de bunu hak ettik bugün. Çok çalıştık. Haydi kendinize iyi bakın. Bye bye.